Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ayasofya'da kırılan taşın arkasından esrarengiz bir not çıktı. Ayasofya Camii'nde bir mermer bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat yetkililere haber verdi. Orada bulunan poşet açıldığında içerisinde bulunan parşömenin üzerinde runik alfabesi olduğu değerlendirilen yazılar ve çizimler görüldü. Devreye giren savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi. Polisler Ayasofya Camisi'nin içerisinde yaptığı incelemede duvarın altı kısmında yaklaşık 30 cm genişliğinde ve 10 cm uzunluğundaki bir taşın yerinden çıkarılarak gizemli parşömenlerin arkasına gizlendiğini ortaya çıkardı. 5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı. Evet, Ayasofya Camii'nde cemaat tarafından kırık bir taşın arkasında 5 parça yazı bulunmuş ve yazıların tarihi olduğu iddia edilmişti. Ancak incelemelerde yazının 21. yüzyıla ait olduğu görüldü. Rulo haline getirilmiş yazı ve resimlerin yer aldığı parşömenler ile ilgili inceleme başlatıldı. İncelemede bulunan kağıtların tükenmez kalemle yazıldığı ve tarihi eser olmadığı belirlendi. Taşların nasıl kırıldığı ve bu kağıtları kimin oraya yerleştirdiği konusunda ise savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor. 5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar polis tarafından muhafaza altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı taşın ardından çıkanların tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi ve yazılarda ne yazdığını tespiti için İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Yazılardan Romence olanı çeviren sanat tarihçisi Selçuk Eracun kağıtların dilek amaçlı yazıldığını ifade etti. Sanat tarihçisi Selçuk Eracun kağıtlara Cumhuriyet Savcılığı el koymuş, ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne devredilmiş. Haberlerde kağıtlarla ilgili açıklanan bilgiler yanlış. Yazılar İbranice değil. Biri runik yazı, diğeri Romence. Romence'ye baktığımda bir kişi ailesi için iyi şans diliyor. Mektubu yazan kişi Green Card alarak Amerika'da yaşama hayali olduğunu belirtmiş. Dualarını kağıda yazmış ve içeriye bırakmış. Kağıtta çocukların isimleri de var dedi. Diğer yazının ise İskandinav coğrafyasında kullanılan runik alfabesine benzediğini belirten Eracun, kağıdın kenarında bir takım işaretler var. Bunlar tılsımlı işaretlere benziyor. Yazının farklı bir amaçla yazılmış olma ihtimali var. Yazılar %100 runik yazıyla yazılmış. Gördüğümüz kadarıyla çok eski değil, yüzlerce yıllık hikayesi olan bir mektup değil diye konuştu. Kiliseye gidenlerin dua ettikten sonra yazı bırakmasının bir adet olduğunu da söyleyen Eracun, ama mermerin o şekilde düşmesi ve içerisinde öyle bir boşluk olması rastlanan bir şey değil sözlerini kullandı. Evet, Hristiyanlar arasında böyle şeyler çok meşhur. Birçok gizemi bulunan Ayasofya'da en çok ilgiyi terleyen sütun görüyor. Kimisi buranın şifa dağıttığına, kimisi ise elini içinde ıslattığında tüm dileklerinin gerçekleştiğine inanıyor. Ayasofya'da terleyen sütun ya da dilek sütunu olarak adlandırılan bronz levhalar ile kaplı ortası oyulmuş bir sütun yer alıyor ve bu sütun özellikle yabancı turistler arasında kutsal sayılıyor çünkü hakkında birçok rivayet bulunuyor. Bir inanışa göre Doğu Roma döneminde yapının içerisinde şiddetli bir baş ağrısıyla dolaşan İmparator Justinianus başını bu sütuna yaslıyor ve baş ağrısının geçtiğini fark ediyor. Bu olayın duyulması üzerine sütunun şifa özelliğinin olduğu söylentisi yayılıyor. Bu nedenle insanlar ellerini sütundaki uyuğa sokup ıslanan parmaklarını hastalığı hissettikleri yerin üzerine sürünce iyileşeceklerine inanıyor. Başka bir efsanede ise bu ıslaklığın Meryem Ana'nın gözyaşları olduğu söyleniyor. Yine bir diğer rivayete göre de Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra bu deliğe parmağını sokarak kubbeyi döndürdüğü söyleniyor. İnanışa göre bu deliğe elin baş parmağı sokulup bir tam tur attırıldığında parmak nemleniyorsa o kişinin dilekleri gerçekleşiyor. Bu inanç hala devam ediyor. Özellikle yabancı turistler oyuğa parmak sokarak dilek tutmak için bu sütunun önünde sıraya giriyor. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra hocası Akşemseddin ile birlikte ilk cuma namazını Ayasofya'da kılmak istiyor. Fakat yapının yönü kıbleye dönük olmadığı için bir türlü namaza başlayamıyor. İşte o anda Hızır Aleyhisselam'ın gelip Fatih'e göründüğü ve
yapının yönünü Kabe'ye çevirmesine yardım ettiği söyleniyor. Evet dostlar, Hristiyanlarda böyle bu tarz hurafeler meşhurdur. Bu dilek taşını da o yüzden anlattım. Şimdi bu yazıyı yazanlar da kendi beyinlerince, işte insanda iman olmayınca, İslam'da şereflenmeyince, Müslüman olmayınca, gerçi Müslümanlarda da bu tarz şeylere inananlar var ama tam anlamıyla iman sahibi olmayınca bu tarz hurafelere başvuruyor. Zannediyorlar ki oraya o notları yazınca, bir dilek isteyince o oraya diledikleri yerde, diledikleri için o diledikleri yer bu dileğini yerine getirmiş sayıyorlar. Bu kadar cahilce bir düşünce, cahilce bir davranış. Allah muhafaza eylesin bizi hurafelere inanmaktan, hurafelerle uğraşmaktan, hurafelerle zaman geçirmekten ve hurafelere bel bağlamaktan. Yüce Allah Celle Celaluhu Furkan Suresi 77. ayette ne buyuruyor? Ey Resulüm de ki, eğer sizin duanız, davanız, takvanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versindi? Fakat siz gerçekten yalanladınız. Kur'an'ın her hükmünün gerekli ve geçerli olmadığını söylediniz. Artık bunun cezası da mutlaka lazımdır ve azabı da kaçınılmaz olacaktır ve çekilecektir. Evet dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Demek ki bir şey istediğimiz zaman, bir şey dilediğimiz zaman nasıl yapacağız bunu? Söylüyor Yüce Allah, dua edin. Ellerimizi açacağız, samimi bir şekilde dua edeceğiz ve o duanın da kabul olduğuna inanarak dua edeceğiz. Sonrasında ne yapacağız? Allah'a bırakacağız. Eğer o dua, yani istediğimiz şey hakkımızda hayırlıysa zaten Allah nasip ediyor. Hayırlı değilse o zaman daha hayırlısını nasip ediyor. Yani her şekilde duamız kabul ediliyor. Ama biz işin sırrına vakıf olamadığımız için biz illa dilediğimiz, istediğimiz şeyin olmasını istiyoruz. Belki istediğimiz şey bizim hakkımızda hayırlı değildir. O yüzden Allah daha hayırlısını nasip ediyor. Evet dostlar, bu tarz hurafe inançlar ne yazık ki Müslümanlar arasında da ülkemizde de çok meşhur. Biliyorsunuz sınav zamanları öncesi ne yapıyorlar? Gidiyorlar işte oruç baba, bilmem ne baba, bilmem ne hacı, bilmem ne amca, bilmem ne dayı. Oralara para atıyorlar, oralara kağıt götürüyorlar, mektup götürüyorlar, bırakıyorlar. Böyle saçma sapan şeyler yaparak dualarının kabul olacaklarını sanıyorlar. Oysa Allah Celle Celaluhu ile konuşmak çok kolay ve çok basit. Samimi bir şekilde el açıp Allah'ım dediğinde zaten Allah seni duyuyor ve buyur ey kulum diyor. Ondan sonra ne kalıyor geriye? Ne istiyorsak Yüce Allah Celle Celaluhu'dan istiyoruz. Allah bizi zaten duyuyor. Allah bize bizden daha yakın. Yani böyle boş saçma sapan şeylere inanmamak gerekiyor. Evet dostlar, hepiniz Allah'a